Cep telefonunuzda kayıtlı numaralardan kaçı ezberinizde? Birçok kişinin verdiği yanıt sıfır. İşte bu duruma dijital bunama deniyor ve dijital bunama en çok gençleri vuruyor. Herhangi birinin cep numarasını ezbere biliyor musunuz? Dur annemi arayacağım. İşte 530. Şu anda mı öğrendiniz? Evet. Hiç ezberleme gereği duymadım ya. Kendi numaramı da ezbere bilmiyorum. Çağın hastalığı en çok onları vurdu. Gençler dijital bunamanın pençesine düştü. Birbirinizin numarasını ezbere biliyor musunuz? 542-649. Var mı biraz dijital bunama sizde? Evet vardır. Geçmiş olsun. Ülkecek tembelleştiğimiz için. Geçmişte en az 20 numara hafızada tutulurdu ancak akıllı telefonlar çıktı, numaralar buraya girdi. Ancak bu sefer de şöyle bir durum yaşanıyor. Çiftlerin %49'u birbirinin numarasını ezbere bilmiyor. Eşinizin cep telefonu numarasını biliyor musunuz? Yok. Ezberinizde yok mu? Telefonda kayıtlı. 530. Doğru. Evet. Beyefendi ne diye kayıtlı? Onun numarasını bilmiyorum. Ben söyleyeyim mi? Söylemesek. Hesap yapmak için hesap makinesi, yol tarifi için navigasyon kullanılıyor. Yani beyin gitgide tembelleşiyor. Bu da dijital bunamayı tetikliyor. Aslında gerek yok bence de ezberlemeye. Sonuçta telefonda var numarası. Annenizin numarası? 505. Babanızın numarasını ezbere biliyor musunuz? 533. Başka ezbere bildiğiniz numara var mı? Abilerimin. Zehir gibisiniz maşallah. Teşekkürler. Dijitale alıştık biliyorsunuz. Bizim artık hafızamız değil onların hafızası çalışıyor. Dijital bunama deyince aklınıza yaşı büyük insanlar gelmesin. Çünkü en çok gençler etkileniyor. Onlar telefonla, tabletle yani elektronik aletlerle ne kadar çok muhatap olurlarsa dijital bunamaya da o kadar fazla maruz kalıyorlar. Bilmiyorum numarayı. 541 ile başladığını biliyorum. Sonu da 67 miydi? 57. 57. Telefonu kaybettiniz diyelim. O zaman büyük sıkıntı. Kalbe nasıl dikkat ediyorsanız beyne de öyle dikkat etmelisiniz diyor uzmanlar. Dijital bunamaya çare olarak da beyni çalıştıracak sudoku veya bulmaca gibi egzersizler öneriliyor.